Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya Deneme 1-2-3 serimizde 21.si ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda aşağıdaki özelliklerden hangisi Türkiye'nin Kuzey Yarımküre'de olduğunu kanıtlamaz. Kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürücü etki yapması Kuzey Yarımküre'de olmamızla alakalıdır. Çünkü Güney Yarımküre'de olsaydı tam tersi olacaktı bu durum. Akdeniz'in tuzluk oranının Karadeniz'den fazla olması yine aynı şekilde. Güney Yarımküre'de olsaydık tam tersi Karadeniz'in daha ekvatora yakınlığından dolayı tuzlu olduğunu söyleyebilirdik. Akarsuların genelde doğu batı yönünde akmasıyla Kuzey Yarımküre'nin bir alakası yok arkadaşlar. Temmuz ayında Sinop'un gündüz süresinin Ankara'dan uzun olması ki Temmuz ayı ki yaz yaşıyoruz. Yaza bağlı olarak gündüz süresi Ankara'dan daha uzun. Orta Toroslar'daki kalıcı kar sınırının Doğu Karadeniz dağlarına göre daha yüksekte olması yine güneyden kuzeye doğru güneş ışınlarının geliş açısının küçülmesiyle de alakalı bu durum. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. İkinci sorumuzda Türkiye'de dış kuvvetler içerisinde buzulların etki alanı diğerlerine göre oldukça dar. Buzulların etki alanı sadece 3000 metre ve üstündeki yüksek dağlarda görülür demiş. Yani burada güncel buzullardan bahsetmiş. Buzul şekilleri deseydi 2200 metre ortalamadan sonra görülebiliyordu. Tabi her bölgede bu aynı değil. Bu durum Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinin hangisiyle ilgilidir demiş. Türkiye'nin bulunduğu matematik konum, mutlak konum dikkate alındığında orta kuşaktayız ki orta kuşakta daha ılıman bir iklim görüldüğü için buzullar ya da buzulların etkili olduğu alanlar daha yüksekte başlıyor. Ki bu buzulların özellikle Türkiye'de görülmesinde ise etkili olan faktörün yer şekilleri olduğunu söyleyelim. Ama burada ne demiş? Alanın oldukça dar olması, yani Türkiye'de çok etkili olmamasının sebebini sormuş. Ama Türkiye'de işte neden 3000 metre yükseklikte görülür dediğin yer şekillerini dikkate alabiliyoruz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, üçüncü sorumuzda Türkiye'de denge profiline yaklaşmış bir akarsu ile ilgili olarak hangisine ulaşılamaz diyor. 1. Derine aşındırma özelliği azalmıştır. Ki artık bir akarsu denge profiline yaklaştıysa yana doğru aşındırma artıyor, derine doğru aşındırma azalıyor. Buna ulaşılabilir. Yatak eğimi azalmıştır ki denge profiline yakınlaştıysa yatak eğimi azalıyor arkadaşlar. Ki bu kısımda baktığımızda yatak eğiminin azaldığını söyleyebiliriz. Çünkü artık derine değil yana doğru aşındırma yapıyor ki tabanlı vadi özelliği taşıyor. Enerji potansiyeli artmıştır ki bu derine aşındırma yapan akarsu daha fazla tabanlı vadilerde denge profiline daha yakın alanlarda özellikle burada enerji potansiyeli azalıyor. Akarsuyun taşıdığı yük miktarı artmıştır diyor. Yük miktarı daha da azalıyor. Çünkü artık aşındırma değil, biriktirme yapmaya başlıyor. Fazlalıkları atıyor arkadaşlar. O yüzden 3 ve 4'e ulaşamadık. Yani E şıkkı doğru cevap oldu. 1 ve 2 için denge profiline yaklaşmış bir akarsuyun özellikleri arasında sayılabildiğini söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuzda kireç taşlarının erimesiyle ki kireç taşın diğer adı kalker, birlikte oluşan büyük erime çanaklarında toprakların birikme sonucu oluşan olarak karstik ova diyoruz. Yukarıdaki haritada numaralı olarak belirtilen alanlardan hangisinde bu tür ovalara daha fazla rastlanılmaktadır? Türkiye'de özellikle Teke, Taşeli kısmında biz bu tür ovaları çok fazla görüyoruz. Ama 3 numara zaten Çukurova. Orada karstik bir durum söz konusu değil. Yine Delta Ovası 5 numara. 1 numarada yine çok böyle karstik ova tarzında bir oluşum yok. Daha çok tektonik ovaların da o alanda bulunduğunu söyleyebiliriz. Yine 4'te baktığımızda tektonik ve volkanik oluşumları görebiliyoruz. Ama 2 dediğimiz gibi özellikle Teke kısmında yer alıyor ve karstik şekillere bağlı olarak ya da karstik arazilere bağlı olarak bu tür ovaların oluştuğu yerler arasında sayılabiliyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet, 5. sorumuzda haritada numaralandırılmış olarak verilen alanlarda yaygın olarak görülen toprak türleri hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi bir arkadaşlar Erzurum, Kars, Kuzeydoğu Anadolu dediğimiz alan ki burada Çernezyum toprakları söz konusu. Çernezyum olanlar kısmında zaten 2 şıkkımız var. 2 numarada daha çok kahverengi orman toprakları söz konusu. Kahverengi orman topraklarını alıyoruz. Bunun yanında 3'te ise alüvyal toprakların yaygın olduğunu. Çünkü Delta Ovası, Delta Ovası'na bağlı olarak özellikle alüvyal toprakların yaygın olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımızın zaten B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de laterit %100 orijinal yok arkadaşlar. Çünkü özellikle laterite yakın bir toprak ya da lateritleşme var. İkisi farklı şeyler. Lateritleşmeyi söyleyebiliriz ama birebir orijinal laterit topraklarını göremiyoruz. Bunun yanında tundra topraklarını zaten göremiyoruz. Kutuplara yakın alanlarda oluyordu bu sorumuz için. Evet arkadaşlar, 6. sorumuza geldik. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de sıcaklığın enleme göre değiştiğini gösteren kanıtlardan biri olamaz?
Mersin'de tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin Ankara'dan daha kısa olması, ki Mersin'in bulunduğu yer daha güneyde arkadaşlar, ki Ankara daha kuzeyde yer alıyor. Güneyde yer alan bir yerde baktığımızda kuzeye göre daha erken olgunlaşıyorsa bu enlemde de etkili olabilir ya da ilişkilendirilebilir. Antalya'da yaz turizminin Edremit'e göre daha önce başlaması ve daha geç bitmesi yine enlemle ilişkilendirilebilir. Güneşlerin gelişmesi daha sıcak olması. Ocak ayında Trabzon'un Bayburt'tan daha sıcak olması. Şimdi Trabzon daha kuzeyde, Bayburt daha güneyde. Buna göre Bayburt'un daha sıcak olması gerekiyor. Ama Trabzon daha sıcak olmuş. Bu enlemle çelişen bir durum olduğu için biz bunu enleme göre değiştiğini kanıtlayamayız sıcaklık bakımından. O yüzden doğru cevabımız yalnız 3, yani C şıkkı oluyor. Tabii birinci soruda karasallık da etkili mi? Evet etkili, ama enlem etkisi de var mı? Evet o da var. Yani baktığımızda bunu dikkate alabiliyoruz. Evet, yedinci sorumuz. Türkiye'nin bitki türü ve çeşitliliği bakımından zengin ülkelerden biri olmasında iklimin çeşitli olması var. Kısa mesafede yükseltilerin değişmesi zaten iklimin çeşitli olmasında özellikle etkilidir. Ama akarsu ağının sık olmasıyla bunun bir alakası yok arkadaşlar. O yüzden 1 ve 3 özellikle etkili olan faktörler arasında dikkate alınabiliyor. Evet, 8. sorumuzda Türkiye'nin nüfusu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. Sanayi sektöründe çalışanların sayısı hizmet sektöründe çalışanlardan fazladır demiş. Bu yanlış bir ifade. Türkiye'de en fazla hizmet sektöründe çalışanlar var. Kentlerdeki doğal nüfus artışı kırsal kesimden daha azdır. Evet, doğal artış doğum kısmında özellikle öne çıkan da dikkate alınabilir. Mesela doğumlar daha fazla oluyor ölümlere göre. O doğal artış kırsal kesimde fazlayken kentlere daha az. Bu doğru bir ifade olmuş. Kentlerde gerçek nüfus artışının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Kadın nüfusunun okur yazar oranı erkek nüfusuna göre daha azdır. Evet, erkeklerde okuma yazma oranı daha yüksektir. O yüzden yanlış olan seçeneğimiz 1 oldu. Yani A şıkkı burada doğru cevabımız olarak dikkate alınabilir. 9. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de göç veren yerlerin ortak özelliğidir? Bitki örtüsünün cılız olması olmaz. Ulaşım olanaklarının zor olması demiş ki her göç veren yerde ulaşım olanakları zor değil. İklim uygun olmayabiliyor. Daha düz ulaşım gelişmiş olabiliyor. İş olanaklarının az olması ki en önemli faktörlerden birisi. Genelde bu alanlarda iş olanakları az olduğu için insanlar başka bir yere göç ediyor. Diğerlerini yine eleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, 10. sorumuzda yağışın az, bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde kırsal alanlarda konut yapı malzemesinin kerpiç ya da toprak olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre yukarıdaki haritada numara aralığı belirtilen yörelerden hangisinde kerpiç ve toprak kullanımı daha yaygındır? Özellikle bitki örtüsünün seyrek olduğu kurak alanlarda biz kerpiç ya da toprak malzemesinin kullanıldığını biliyoruz. Bunun yanında Güneydoğu Anadolu'da yine özellikle Şanlıurfa gibi alanlarda toprak kısmında dikkate aldığımız ya da kerpiç kısmında dikkate aldığımız bazı işte yapı malzemeleri ya da oradaki harran evleri mesela tonos dediğimiz ya da kubbe şeklinde dediğimiz kısımda değerlendirilebiliyor. 3'te zaten ahşap, 5'te taş meskenleri volkanik araziden dolayı görebiliyoruz. 1'de yine baktığımızda taş ilk başta, ahşap meskenleri tabii bazı alanlarında var. 2 ve 4, yani D şıkkı burada doğru cevabımız olarak dikkate alınmıştır. Evet, diğer sorumuz. Türkiye'de tarımda sulamanın yaygınlaştığı bir bölgede gelişmelerinden hangilerinde artış olması beklenir? 1. Tarımda sulama artarsa arkadaşlar tarımsal üretime süreklilik olur. Dalgalanma çok fazla olmaz. Yılda baktığımızda birden fazla ürün alınabiliyor sulamanın da gelişmesiyle. Ama buğday ekim alanlarında bir artış görmüyoruz. Bunun yanında kırdan kente göçte bir artış görmüyoruz. Hatta oradaki toprak sahipleri tarımda sulama ile birlikte daha fazla gelir elde ettiği için ne oluyor? Göç olmuyor. Hatta dışarıdan bile burası değer kazandığı için gelenler olabiliyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, 12. sorumuzda yukarıda verilen özellikler aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisine aittir? Üretimi devlet kontrolündedir demiş ki üretimi devlet kontrolünde olan ürünleri bırakalım, mısırı eledik. Yetişme alanları akarsularla paralellik gösterir dediğinde zaten direkt pirinç arkadaşlar. Ki bu klasik noktalardan birisidir. Türkiye'nin önemli ithal ki biz baktığımızda haşhaşı satıyoruz. Bunun yanında tütünü satıyoruz. Hani kenevir kısmında tabii ki yetişme alanı akarsularla paralellik göstermiyor. Oradan dolayı eledik. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, 13. sorumuzda aşağıda verilen platolar ile bu platolarda yaygın olarak yapılan hayvancılık faaliyetlerinden hangisi yanlıştır demiş. Kars, Büyükbaş, Meralarda Büyükbaş yapılıyor. Haymana İpek Böcekçiliği demiş ki yanlış, tiftik keçisi olması gerekiyordu. Çatalca, Büyükbaş besi hayvancılığı yapılıyor. Teketaşeli kıl keçisi yapılıyor.
Uzun yayla ki İç Anadolu kısmındakilerde biliyorsunuz küçükbaş daha yaygın bir şekilde yapılıyor. Ama Haymana için tabii ipek böcekçiliği yerine tiftik geçisini dikkate almamız gerekiyordu. B şıkkı doğru cevabımız oldu. 14. sorumuzda aşağıdaki elektrik santrallerinden hangisine kullanılan enerji kaynağı doğalgazdır? Yatağan lignitle çalışıyordu arkadaşlar. Artık bunları ezberlemiş olmamız gerekiyor. Çatal ağzı taş kömürüyle çalışıyor arkadaşlar. Ki taş kömürüyle çalışan en önemli santralimiz. Almus hidroelektrik su gücüyle çalışıyor. Seyit Ömer lignitle çalışıyor. Hamitavat ise doğalgazla çalışan önemli santrallerden birisidir. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. 15. sorumuzda aşağıdaki kentlerden hangisi bu kentte gelişmemiş bir sanayi koluyla eşleştirilmiştir? Bursa İnegöl mobilya sanayisi, Eskişehir lokomotif, İstanbul sigara, Kırklareli demiş arkadaşlar ki Kırklareli'de Kırıkkale'yi karıştırmayın diye sık sık bunu ifade ediyoruz. Oraya dikkat edelim. Kırıkkale olması gerekiyordu. Yanlış eşleştirilmiş. Kocaeli Petrokimya İzmit İpraş örneği verilebilir. Burada Kırıkkale olmadığı için doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, 16. sorumuzda yukarıdaki haritada taralı olarak belirtilen yöreler için aşağıdakilerin hangisi ortak bir özelliktir? Turizm bölgeleri olması demiş Sinop için hani öne çıkan ya da Hakkari için öne çıkan çok önemli bir turizm fonksiyonu yok. Bölge dışına göç vermeleri demiş ki bu alanlar genelde seyrek nüfuslanmış alanlar olabiliyor bu dursun. Demir ulaşımının olmaması ki Sinop'a yok, Hakkari'ye yok, Antalya'ya yok. Ki bu Çanakkale'ye yok, Muğla'ya yok. Bu daha ağır bastı arkadaşlar. Karayolu ulaşımının gelişmiş olması demiş ki gelişmemiş Hakkari'de mesela. Tarımsal nüfus yoğunlukları bu alanlarda dağlık engebeli yerlerde olduğu için daha fazla çıkabiliyor. Bölge dışına göç vermeleri ki özellikle Antalya kısmında eleyebiliriz bu özelliğimizi. Bölge dışına göç vermeleri hepsi için ya da bu işaretli 5 alan için geçerli değil. Ama hepsinde demir ulaşımı bulunmuyor arkadaşlar. Ya da hiçbirinde bulunmuyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, 17. sorumuzda benzer tarım ürünlerinin yetiştirildiği iki bölge arasında tarımsal ürün ticareti fazla yoğun olmaz. Buna göre aşağıda verilen illerin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında hangisi Bursa ile daha fazla tarımsal ürün ticareti yapmaktadır? Şimdi Bursa'da görülen iklimimiz Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi olan yerlerle kıyaslarsam bunun arasında çok fazla bir tarım ürününe bağlı ticaret gelişmeyecektir. Çanakkale'yi, İzmir'i, Balıkesir'i, Yalova'yı o yüzden eliyorum. Trabzon'da ise Karadeniz iklimi görülüyor. Mesela bir fındık alışverişi olabilir. Ya da Bursa'dan mesela yetişmeyen, Trabzon'da olmayan ürünleri alabilirler. Çünkü iklimleri farklılık gösteriyor. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. 18. sorumuzda Marmara Denizi'nin güney kıyıları ve çevresinde sanayi üretimi fazla, nüfus miktarı fazla, yol yapım maliyeti düşük, zeytin üretimi fazladır. Buna göre Marmara Denizi'nin güney kıyıları ve çevresi aşağıdaki bölge türlerinden hangisine örnek olarak verilemez? Ki ekonomik bölge sanayi bölgesi, turizm bölgesi demiş. Bu yukarıda verilenlerle turizm bölgesi kısmında bir durum ya da bir özellik dikkate almıyoruz. Yol yapım maliyeti düşük, düz ovalık bölgelerde oluyor. Karma bölge ki birçok sanayi nüfus gibi durumları dikkate almış. Yoğun nüfuslu bölgelere ulaşabiliyoruz. Ama turizm bölgeleri kısmı bu yukarıda verilenlerden yola çıkarak ulaşacağımız bir durum olamaz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.